Değerli kardeşlerim, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin ışığında emri maruf yani iyiliği yaymak konusunda kısa bilgi verdikten sonra bugünkü duamıza geçeceğiz inşallah. İslam'ın temel ilkelerinden biri toplumun ve kişilerin birbirine iyiliği ve güzeli tavsiye etmesi şeklinde açıklayabileceğimiz emri maruftur. Bu ilke insanlar arasındaki ilişkilerin iyileşip gelişmesini sağlar. Ahlaklı ve erdemli bir toplum meydana getirir. İyiliği tavsiye etmek, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ve kurtuluşa erenlerin özelliği olarak zikredilmiştir. Nitekim Alimran Suresi 110. ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Yine Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 104. ayeti i Kerime'de sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır buyurarak, Toplumda böyle bir mümin grubun var olmasını gerekli görmüştür. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek ile ilgili olarak çok sayıda hadis-i şerif vardır. Bunlardan bir tanesi şöyledir: Kim bir kötülüğü görüp de onu eliyle değiştirmeye gücü yeterse değiştirsin. Ona gücü yetmezse diliyle uyarsın. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Rabbim bizleri iyiliği emredip kötülükten nehyeden kullarından eylesin. Şimdi hep birlikte duamıza amin diyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam, Peygamberimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durduğu, sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldığı, gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salatü selam eylem. Ya Rabbi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te senin emrine uyarak oruç tuttuk. Huzuruna geldik. Sana yöneldik. Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım istiyoruz.'' ellerimizi açtık. Kur'an-ı de bize öğrettiğin dualarla sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa alallahi min şey'in fil ardi ve la fis Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rabbic alni muqimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tegabbel dua. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Rabbim beni namaza davet eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, anne babamı ve inananları bağışla. Ey Rabbimiz! Biz Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, Cehennem ateşinin hak olduğuna inandık. Yine şefaat'in hak olduğuna, Münker ve Nekir'in hak olduğuna, Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettik. Allah'ım, başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın resulü olduğuna şahadet ederiz. Allah'ım rahmetinin ağacı Tuğba'nın en latif, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan Zat'a salat ve selam et. ki sen onu hem alemlere rahmet olarak hem de dar ahireti yani cenneti gösteren şu Tuğba'nın en süslü, en güzel, en parlak ve en ali semerelerine vesile-i olarak gönderdin. Allah'ım bizi ve anne babamızı ateşten koru. Bizi ve anne babamızı ebrar ile beraber seçkin peygamberlerinin hürmetine cennete dahil et. Amin. Allah'ım bugün de bizi salih amellere hidayet et. İyi, güzel, faydalı amel işlemeye sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak işleri yapmaya muvaffak kıl. İman, iyi bir niyet ve ihlas ile yaşamayı bize nasip eyle. Bugün de bizim ihtiyaçlarımızı gider ve bizi arzu ve isteklerimize kavuştur. Ey alemdekilerin göğsünde bulunanları, içinden geçenleri bilen Rabbim, Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine rahmet eyle iman edip salih amel işleyenler için hazırladığın, içinden ırmaklara kan cennetlere girmeyi bize nasip eyle. Allah'ım ciddiyetimizi, şakamızı, kastımızı, hatamızı mağfiret buyur. İtiraf ederiz ki bu kusurların hepsi bizde vardır. İhsan ettiğin şeylerin bereketinden bizi mahrum etme. Mahrum ettiklerin ile de bizi imtihan etme. Allah'ım bizi seni çok zikreden, sana çok şükreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana karşı huşu ve saygıyla top dolu olan ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi tevbemizi kabul buyur, günahımızı yıka, duamıza icabet et, delilimizi güçlendir, kalbimize hidayet, dilimize istikamet ver ve gönlümüzdeki kini sök al. Allah'ım senden cehennemden salimen kurtulup emniyet içinde bizi cennetine koymanı istiyoruz. Allah'ım bile bile sana bir şeyi ortak koşmaktan sana sığınırız. Bilmediğimiz şeylerle de senden af dileriz. Rabbimiz günahımızı bağışla. Kalbimizin hiddetini gider ve kötülüğe yönelten fitnelerden bizi koru. Ey kendisini kullarına lütuf ve nimetleriyle sevdirip onların kulluklarından hoşnut olan Allah'ım, verdiğin nimetlerin eksilir korkusundan bizi kurtar ve bizi cömert eyle. Ya Rabbi, bizi namerde muhtaç eyleme. Allah'ım huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden sana sığınırız. Koru bizi ya Rabbi. Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gerçek zenginlik sahibi Allah'ım. Biz katı bir insanız. Bizi yumuşat, cimriyiz, cömert yap. Zayıf biriyiz. Bize kuvvet ihsan eyle. Allah'ım gaflet içinde olduğumuz halde bizi öldürmenden, bizi gaflet içinde bırakmandan ve gafillerden kılmandan sana sığınırız. Amin. Allah'ım bu mübarek günlerde dualarımızı ve aminlerimizi şahitsiz bırakma. Alemlerin Rabbi Allah'a sonsuz hamdü sena olsun. Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatü selam olsun. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında ve sair zamanlarda yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.